Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yuvarlak robalı güzel bir yelek çalışması yapacağız. Yeleğimizin robasında her sırada artışlarımızı yapacağız ve istediğimiz ölçüye gelince modelimizi uygulamaya başlayacağız. Modelimiz iki sırada bir kendisini tekrar etmekte. modelimizi dilediğimiz ölçü gelince tamamlıyoruz ve kolumuzun kenarlarına bakınız modelimizde kullandığımız çiçeklerden uyguluyoruz. Ve iki düğme kullanarak da yeleğimi tamamladım. Yeleğimizde tam bir tane ip kullandım. Çok büyük bir yelek değil. Şöyle ölçüsüne bakalım. Ölçüsüne baktığımızda 30 santim yeleğimin uzunluğu. Kol altından ölçüyorum. Kol altından ölçtüğüm zaman ise 24 santim kolumuzun genişliği yani yeleğimizin genişliği Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi Örmeye başlayalım kolay gelsin yeleğimi örmek için Himayala Evriday bebe lüks ipini kullanıyorum ipim anti peeling özelliği olan bebek örgülerine çok uygun bir ip e, ve ipimizin renk numarasına bakalım 70430 numaralı renge sahip şöyle gramajına bakalım 100 gram ve 250 metreden oluşmakta e, ipimiz çok tatlı griisi olan bir e, ip şu şekilde bebek ipimiz içinden çıkararak örgümü Örmeye başlıyorum ve de üç buçuk numaralı tığımızı kullanacağız ipimi içten aldım ve hemen zincirimi çekerek Örmeye başlıyorum Yeleğimizi biraz küçük boyutlu yapmayı düşünüyorum. Bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 55 tane zincirimi çektim ve şöyle koydum bakınız ve hemen ölçüyorum birinci zincirimden en son zincirime kadar 25 buçuk santim ölçüsünde şöyle 25 gördük ve hemen trabzanlarımızı yerleştirmeye başlıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 bakın şu şekilde 1 2 3 ve dördüncü zincir yuvasına geliyorum bir tane trabzanım örüyorum birer birer zincir yuvamızın içerisine trabzanlarımı örüyorum ve en son zincire kadar herhangi bir farklı işlem yapmadan örerek geliyoruz bütün sıramızı trabzanımızla tamamlayalım birer birer Evet sırayı tamamlayalım. Birinci sıramı tamamladım. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53. Tam 53 tane trabzanım oldu. İkinci sıramıza başlıyorum. 1, 2 ve 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. İki tane trabzanım oldu. Şimdi üçüncü trabzanımın üzerine geliyorum. Bir. Aynı yere bir daha batıyorum. İki. İlerliyorum. Bir trabzan örüyorum. Bir sonraki trabzanı örüyorum. Yine ayrı ayrı yuvalara batıyorum. Üçüncü trabzanımı çift olarak örüyorum. Trabzan sıralamamız ikinci sıramızda iki tek bir çift İki tek bir çift olarak sıra sonuna kadar devam edecek biraz daha örelim bakın 1 ve ikinci tekimi örüyorum şimdiki öreceğim iki tekten sonra üçüncü trabzanım çift olarak devam edecek bakınız çift tekrar bir tek ikinci tekimi örüyorum ve üçüncü çift olarak örüyorum aynı yere tekrar batıyorum tekrar bakalım 2 tek bir çift 2 tek bir çift iki tane tek bir çift 2 tek bir çift olarak ikinci sıramızı tamamlayalım iki sıramızı ördük birinci sıramızda birer birer trabzanlarımızı ördük ikinci sıramızda ise iki tane tek üçüncü çift 2 tek üçüncü çift 2 tek üçüncü çift olarak ördük ve sıramızın başına kadar geldik şimdi yeniden başlıyoruz ve üçüncü sıramızı örüyoruz bir iki üç bitiş yönünde çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum şimdiki sıramızda bir ikinci trabzanımı örüyorum üçüncü trabzanımı örüyorum üç tane tek dördüncüyü çift olarak örelim bir bakın bir iki üç tek ve dördüncüyü aynı yere batarak çift olarak örüyorum ve bu şekilde artışlarımı yapıyorum üç tek bir 2 ve 3 3 tane tekimi ördüm 1 2 3 sıradaki trabzanım ise dördüncü ve çift olarak örüyorum 3 tek bir çift devam ediyorum 1 2 ve 3 ve dördüncü çift olarak örüyorum 1 ve 2 Şimdi bakıyoruz. 3. sıramızda 3 tane tek, 1 tane çift. 3 tek, 1 çift. 3 tek, 1 çift olarak sıramızın başına kadar ilerleyelim. 1 2 3 sıramızı ördük. Şimdi dördüncü sıramıza başlıyoruz. 4. sıramızda 5 tane tek örelim. 1 tane çift örelim. Sondan başlıyorum bakınız. Bitiş yönünde zincirlerimi çekiyorum. Çeviriyorum ve örmeye başlıyorum. 2. tırabzanımın üzerine batıyorum. 2 3 üç, 3'ü tekrar örüyoruz. 3 4 5. 5 tane tekimi ördüm. 1 2 3 4 5. 6.'yı çift olarak örelim. Aynı yere batıyorum. Ve ilerliyorum. 5 tane tek öreceğim. 1 2 3, 4, 5, 5 tane tekim ördüm. 6. çift olarak örelim. 1 ve 2. Şimdi bakalım. 2, 4 ve 5, 5 tane tekim ördüm. 1 tane çift. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek ve 6. çift olarak 4. Sıramızı da tamamlayalım. Yeniden sıramızın başındayım. 1, 2, 3, 4. sıramızı ördüm. 5. sıramızda yine artışlarımızı yaparak devam ediyoruz. 3 tane zincirimi bitiş yönümde çektim. 1 diye sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane tek 7 çift olarak örüyoruz bir aynı yere batıyorum 2 tekrar sayalım 1 2 3 4 5 6 ve 7 7yi 2 defa örüyorum ve bakalım. 2, 4, 6, 7. çift örüyorum. 2, 4, 6, 7. çift. Bu sıramızda 6 tek 7. çift olarak tamamlayalım. Sıralarımızı artış yaparak örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıramızı ördüm ve 6. sıramıza başladım. 6. sıramızda 2, 4, 6, 7 tane tek, 1 tane çift. 7 tane tek 2 4 6 7 8. çift olarak örelim ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bakın çift olarak ördüm ve sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tek 8. çift olarak örüyorum. Bir aynı yere batıyorum. Şöyle bakalım. 2, 4, 6, 7 ve 8. çift. Burada da bakalım. 2, 4, 6, 7, 8. çift. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bir üst sırayı 8 tane tek, 9, 9. çift olarak örelim. Yukarıdaki sırayı da o şekilde örelim, tamamlayalım. Robamızı artışlarımızı yaparak büyülttüm. Yeterli büyüklüğe geldi. 1 2 3 4 5 6 7 toplamda 7 sıramızı ördük ve şu an burada 143 tane trabzanımız var 143 e, trabzanımızı ileğimizin bölümlerine ayırdık 18 ve 18 önlerimiz için ayırdık 36 ve 36 kolumuz için ayırdık her iki kolumuza da 36 ve 36 arkamız için ise 35 tane trabzanımızı ayırdık şimdi sık iğne yaparak Kolarımızı birleştireceğiz ve gövde kısmına bir bütün olarak e, ilerletmeye devam ediyoruz. Şimdi tığımı alıyorum. Bakınız, Zincirimi çekmiştim. Zincirimi hemen bırakıyorum. Ve bir tane zincirim var. Hemen bir tane daha zincir ilave ediyorum. İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. Birer sık iğne ile bütün trabzanlarımın üzerine birer birer batalım. Yalnız artış yapmayalım. Bakın sadece trabzanlarımızı üzerine birer birer sık iğnemizi örerek kolumuzu birleştirelim. Devam ediyorum. İşaretli yerimize kadar öreceğiz bu şekilde sık iğnemizi. Tam 18 trabzanımı ördüm. Şöyle sayalım isterseniz. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16 ve 18. 18 tane trabzanım hazır. Hemen zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çektim. Diğer işaretli olduğum noktaya geliyorum. Ve işaretimin diğer tarafında yine sık iğne ile devam ediyorum kolumuzu birleştirdik şimdi yeleğimizin arkasından ilerlemekteyim diğer kolumuza doğru şöyle bakalım bakınız birleştirme işlemini yaptık 5 tane de zincirimizi çektik gayet güzel bir görüntümüz oluştu şimdi arkadan diğer kola kadar gelelim arkamız için ayırdığımız 35 tane trabzanımızın üzerine de sık iğnelerimi ördüm şimdi 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Önüm için örmeye devam ediyorum. Hemen ayıracımın önüne batıyorum. Buradan itibaren ayırmıştım. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Evet, doğru. Devam ediyoruz. Sıra başına kadar sık iğnemizi yaparak gelelim. Evet sıramızın başına kadar sık iğnemizi örerek geldik. Şu şekilde örgümüzü tamamladık. Bakınız yeleğimizin roba kısmını bitirdik. Birleştirmelerimizi yaptıktan sonra şöyle görelim. Yeleğimizin çok hoş bir robası oldu. Modelimizi yerleştirmeye başlayan en uç noktadayım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki bakın ikinci trabzanımın üzerindeki sık iğnemin içerisine giriyorum bir defa alıyorum ikinci kez örmeden tığımda bekletiyorum tığımın başını tekrar doluyorum aynı yere bir defa daha alıyorum trabzanımı ve ikisini aynı anda çekiyorum ve bir iki üç tane zincirimi ilave ediyorum tekrar tığımı başını dolayarak aynı yere giriyorum ve tek seferde çekiyorum ikinci kez çekmeden bekletiyorum İkinci kez giriyorum Tek sefer trabzanımı çekiyorum. İkinci kez yine tığımda bekletiyorum. Aynı anda kapatıyorum. 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Üçüncü defa trabzanımı grup olarak bakın. Üçüncü grubumu oluşturmak için yine giriyorum. Ve ikinciyi örüyorum. Birer seferini ördüm. İkinci kez örmeden aldık ve ikinci kez hepsini birlikte alarak şöyle güzel bir çiçeğimizi ikinci trabzanın üzerine oluşturuyoruz merkez ikinci sıra bakın birinci sıra değil ikinci sıranın içerisine girerek örüyorum üç tane çiçeğim ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum 1 ve 2 atlıyorum üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum bir tane trabzanı tamamen örüyorum ikinci trabzanımı aynı yere batıyorum ve üçüncü trabzanı bir ileri batıyorum dördüncü trabzanı bir ileri batıyorum beşinci trabzanı dördü battığım yere batıyorum ve şöyle göstermek istiyorum iki tane trabzanı atladım üçüncü trabzanımın üzerine iki trabzanı ördüm aynı yere üçüncü trabzanı farklı trabzanın üzerine ördüm dört ile beşi yine aynı trabzanın üzerine ördüm toplamda 5 tane trabzanım oldu. Ama 3 tane trabzanın üzerine ördüm. Bakın birinciyi çift. Birinci ile ikinci bakınız çift olduğu için. 2, 3 tek. 4 ile 5 yine çift olarak ördüm. Ve tığımın başını doluyorum. Aralarda zincir çekmiyorum. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. 3.ye batarak bir defa örüyorum. Aynı yere giriyorum. Bir defa daha örüyorum. İkisini aynı anda çekip. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum ve e, tekrar aynı yeri başta yapmış olduğumuz gibi buradaki çiçeğimizi buraya oluşturmaya başlıyoruz aynı yeri tığımın başını doluyorum 1 tekrar 2 ve kapatıyorum ikinci ilmeğini ikisini aynı anda ve 3 tane zincirimi çekiyorum 2 3 Tekrar tığımın başını dolayarak aynı yuvaya giriyorum. 1 ve ikinciyi giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Ve bakalım. Çiçeğimizi yaptık. 5 trabzanımızı yaptık. Tekrar çiçeğimizi yaptık. Şimdi 5 tane trabzanımızı buradaki gibi örüyoruz. Birinci trabzana 2 defa batıyoruz. 2'yi örmüş oluruz. 3'ü öreceğimiz trabzana bir defa batıyoruz. 4 ile 5'i yine aynı trabzanı 3. trabzanın üzerine batarak çift olarak örüyoruz. 5 tane trabzanımızı oluşturuyoruz. Tığımın başını doluyorum. Aşağıdan sayıyorum. 1 ve 2 atlıyorum. 3.ye batıyorum. Trabzanımı tam örüyorum. Aynı yere 2. kez trabzanımı örüyorum. 2 tane trabzanımı ördüm. ve ilerliyorum 1 ileriye 3. tırabzanımı ördüm. Tek olarak battım ve bir sonraki yani 3. tırabzanımızı yine çift olarak batıyorum 1 ve 2. 5 tane tırabzanımızı yine ördüm. Tığımın başını dolayarak 1 2 atlıyorum. 3. yi yine çiçeğimi yapıyorum. 1 2. Kapatıyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra aynı yere trabzanlarımı bir aynı yere batıyorum iki tek seferde çekiyorum bir iki üç zincirimi de ilave ettikten sonra yine aynı yuvaya iki tane trabzanımı tek seferlerini örüyorum ikinci kez her ikisini birlikte alıyorum ve bakın burada 1 2 3 tane çiçeğimiz 2 tane 5 de trabzanımız hazır hale geldi şimdi modelimizin bu kısmında 5 tane zincirimizi çekmiştik şimdi başlıyorum buradaki trabzanlarımın üzerine örmeye 1 aynı yere batıyorum 2 bakınız hemen kola geçtiğimiz yere arada bir tane zincir atladım ve bir tane ileriye batıyorum 3 bir tane ileriye batıyorum 4 ile 5'i örüyorum 4 ve 5'i aynı yere batıyorum trabzanlarımın 5 tanesini tamamladıktan sonra tığımın başında doluyorum burada gördüğümüz iki tane zincirimi atlıyorum hemen arkadaki ilk sık iğnemin üzerine gelerek çiçeğimi yerleştiriyorum 1 2 ve aynı anda çekiyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum Tekrar 1 ve 2. Aynı anda kapatıyorum. 1 2 ve 3 tane zincirimi çektikten sonra 3. kez yine aynı yere giriyorum. 1 ve tekrar aynı yere giriyorum. 2. Birlikte çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 atlıyorum. üçüncüye gelerek batıyorum ve bu şekilde aynen buraya kadar kurduğumuz düzen üzerine Bileğimizin arkasını kuralım. Ödünü de aynı şekilde bakınız. Buradaki kurulum şekliyle aynı olacak şekilde kuralım. Çiçeğimiz 5 tane trabzanımız, çiçeğimiz 5 trabzanımız ve çiçeğimiz olarak aynı kurulumumuzu yerleştirelim. Modelimizde birinci sıramızı yerleştirdik. Önlerimizi birebir aynı yaptık. Arkamızı da düzenin üzerine devam ettik. Yani modelimizin düzeni nasılsa o şekilde bozmadan ilerledik. Şimdi çiçeklerimi saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hemen 11 tane çiçeğim var. 5 trabzanlarımızın olduğu bölüm ise 1, 2, kol altında 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 10 tane de trabzanlarımızın olduğu bölümümüz var. Şöyle yeleğimizin birinci sırasını ördükten sonra, yani modelim kısmımızdan birinci sıramızı ördükten sonra şöyle bir bakalım. Bakınız en kenarda çiçeklerimiz, tekrar ortada çiçeklerimiz, ilk başlangıçta çiçeklerimiz. Şimdi başlangıcımızı yapıyoruz. Önce bitişi birlikte yapmak için başlamadım bakın en son trabzanımın olduğu yere geliyorum ve ikinci trabzanın üzerine batıyorduk birinci trabzana yani çiçeğimizi ikinin içerisinden çıkarıyorduk en sondaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanla yukarı çıkıyorum sonra üç tane zincirimi çekerek yine aynı şekilde modelimi devam ettiriyorum bakınız şimdi yapacağım işlem 3 tane zincirimi burada çektim ve devam ediyorum 4 5 5 tane zincirimi çektim tam ortaya şuradaki kapatma yerimiz var bakın hepsini topladığımız kapanma yeri 5 tane zincirime dönüş olduğu için 5 tane zincir çektim normalde 5 zincir değil tabii ki 5 tane zincirimi yerleştirdim ve devam ediyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum burası örgümüzün arka yüzü 5 tane trabzanımızı arka yüzünde örgümüzün ilkini alırken arkadan giriyoruz. Bakın arka yüzde arkadan giriyorum. İçe doğru gömülü bir şekilde burada oluyor. Burada ise dışa kabartılı. Bir tane arkadan, bir tane yandan. Bir tane arkadan, bir tane yandan ve tekrar arkadan girerek 5 tane trabzanımı bu şekilde örüyorum yalnız tekrar hatırlatmak istiyorum burası örgümün arka yüzü arka yüzünde arkadan alarak başladık ön yüzde ise yandan alarak başlayacağız 3 tane kabartılı trabzan ön yüzde düşecek burası örgümün ön yüzü şimdi başlıyorum yine 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 3 zincirimi ipimi şöyle alayım 3 zincirimi tam ortadaki tepenin birleşme noktasına gelerek batıyorum ve tekrar 1 2 3 zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum arkadan girerek trabzanımı örüyorum bir arkadan iki yandan 3 arkadan 4 yandan 5 tekrar arkadan Evet ön yüzdeki durumuna bakalım ön yüzde ise bakınız 3 tane kabartılı trabzan olarak düştü şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını devam ederek sıramızın sonuna doğru örerek gelelim modelimizin ikinci sırasını tamamladım bakın burası ön yüzü 3 tane kabartalı ilmeğimiz 2 tane de bakınız çukurda ilmeklerimiz var ve çiçeklerimiz 3 tane trabzanımız dışarıya kabartılı bir şekilde sıramızın ucuna kadar örerek geldim şimdi geçişi sizlerle birlikte yapmak istiyorum yine ikinci sıradayım 3 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum ve kenardaki bakınız ilk başlangıçtaki zincirimizin tepesine geliyorum ve 1 tane trabzanım örüyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum tekrar modelimizi yeniden alt sırada kurmuş olduğumuz gibi çiçeklerimiz ve trabzanlarımızı kuruyoruz çiçeklerimizi aynen yapıyoruz trabzanlarımızı ise 5 tane olan trabzanımızı bir tane ön yüzden yandan alıyorum ön yüzü öreceğimiz zaman birinci yandan ikinci arkadan üçüncü yandan dördüncü arkadan ve beşinci yandan olarak alıyoruz yani üç tane yandan aldım bu şekilde kabartılı bir görüntüye sahip oluyor. İçeriden aldıklarım ise, yani arkadan aldıklarım içeriye çukur hale geliyor. Bakın arkadaki görünüşü ve öndeki görünüşü yeleğimizin önüne bu şekilde düşecek üçer tane kabartılı trabzanımız ve çiçeklerimiz. Şimdi modelimizi yeniden kurmaya başlayalım. 3 tane zincirimizi çekmiştim. Tığımın başında doluyorum. Tepe noktasına battığımız yere bakın. Aynen çiçeğimizin orta noktasındaki yere bir tane trabzanım örüyorum. İkinciyi çekmiyorum. İkinci kez örüyorum ve tığımda bekletiyorum. Her ikisini aynı anda alıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar aynı yere giriyorum. 1. Aynı yere giriyorum. 2. Aynı anda çekiyorum ve 3 tane zincirimi ilave ediyorum. Üçüncü kez aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir ve iki. Tek seferde çekiyorum. Çiçeğimizi şu şekilde çiçeğimizin üzerine yerleştirdik. Bu modelimizin sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Birinci sıramız burası. ikinci sıra ise arkadan zincirlerimizi ve trabzanlarımızı ördüğümüz sıramız. Şimdi Ön yüzden 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Ön yüzde birinci trabzanımı yandan alarak dışa kabartıyorum. İkinci trabzanımı ardından girerek içi yine çukurlaştırıyorum. Üçüncü trabzanımı yandan giriyorum. Dördüncü trabzanım ardından ve beşinci trabzanım tekrar yandan giriyorum. 5 tane trabzanımı bu şekilde örüyorum ve tığımın başını doluyorum ortadaki çiçeğimi yapacağım yere geliyorum trabzanı bir defa örüyorum ikinci kez aynı yere batıp bir defa çekiyorum ve tamamen çekiyorum tek seferde 1 2 3 zincirimi ilave edip aynı yere 1 ve tekrar 2 ve çekiyorum 1 2 3 aynı yere bir defa alıyorum ve ikinci kez bir defa alıyorum tek seferde kapatıyorum şöyle sırasıyla bakınız çok güzel bir şekilde e, dizilmeye başlayacak tığımın başını doluyorum 5 tane trabzanımın 3'ü önde yandan girerek kabartı yapıyoruz 2 tanesini ise ardından alıyoruz birinci yandan şöyle ipimizi ayarlayayım ikinci arkadan 3 tekrar yandan 4 arkadan 5 yandan girerek örüyorum ve sıramı bir 5 trabzanımızı ve çiçeğimizi örerek tamamlıyoruz Evet arkadaşlar yeleğimizi e, örerek ben büyüttüm buraya kadar tam bir tane ip kullandım yani henüz bir ipim bitmedi ikinci ipe geçmeden daha örmeye devam ediyorum Yeleğimize şöyle bakacak olursak iki sıradan oluşmaktaydı. Birinci sırada trabzandan doğan oluşan modelimizi koyduk. İkinci sırada bu çiçeklerimizin üzerine zincirlerle geçiş yaptık. Burada gördüğümüz kabartılı üçer direkten oluşan trabzanlarımızı her seferinde trabzan olarak ördük. Üç tane yandan aldık düz yönde. iki tane arkadan diğer yönde ise 2 tane bakınız yandan 3 tane arkadan girerek 3 tane trabzanımız içeri gömülü gibi kaldı burası e, yeleğimizin arka kısmı burası ise düz kısmı bakınız ben epey ilerleyerek geldim yeleğimin e, istediğim boyuta yaklaştım hemen en son bitirme noktasına doğru yaklaştım şimdi birlikte bu kısmı da bitirelim ve bir tane kolunu şu şekilde modelimizin içinde uyguladığımız çiçeğimizin çalışmasını yaptım tamamen çiçeğimizin çalışmasıyla aşağıdan başlayarak kol altından dolaşarak geldim şimdi yeleğimiz tamamlandıktan sonra o kısmın çalışmasını da sizlerle birlikte yapalım hemen yandan giriyorum çiçeğimi yaptıktan sonra bir yandan bir arkadan yandan ve arkadan bakınız arkadan yandan giriyorum ve ortadaki trabzanlarıma bir ve ikinci kez alıyorum iki tek seferde çekiyorum bir iki üç zincir yine aynı yere bir ikinci kez giriyorum iki kapatıyorum bir iki üç ve giriyorum bir tekrar 2 aynı anda kapatıyorum tığımın başını dolayarak yandan bakınız şu şekilde trabzanımı arasından girerek bir tane trabzan örüyorum ve bir zincirle yeleğimizi tamamlamış oluyoruz ipimizi yine içeriye çekerek arka tarafta çevirelim ve yeleğimizin Şöyle trabzanların arkasına ipimizi gizlemeye başlayalım tığımızla. Tığıma dübüğümü attım hemen kolumuzun altından girelim trabzanlarımızın arasından sadece batalım bakınız trabzanın arasına giriyorum sadece batıyorum ve tığımın başını doluyorum ileriye doğru bakınız kol bölgesine doğru geçiyorum ve bir tane trabzanımı yarım alıyorum aynı yeri ikinci kez alıyorum ve çekiyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum tekrar aynı yere giriyorum bir defa örüyorum ikinci kez yine batıyorum çekiyorum 1 2 3 tekrar aynı yere giriyorum 1 ve 2 bir sefer çekiyorum 3 tane çiçeğimi bu şekilde örüyorum ve başlıyorum Bakınız batmadığım trabzan 1, 2, 2 atlıyorum. Üçüncüye gelerek batıyorum. Tekrar 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye tığımın başını dolayarak geliyorum. 1 ve aynı yere 2 ve tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra yine aynı yere başını doluyorum. 1, tekrar 2 çekiyorum. 1 2 3 zincirimi ilave edip giriyorum 1 ve 2 kapatıyorum ve sayıyorum 1 2 3. batıyorum 2 atlıyorum 3. batıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum 3. yi trabzanımı örüyorum ve ikinci trabzanımı örüyorum tek seferde çekiyorum bu şekilde iki tane atlayıp üçüncüye batarak sıramızı tamamlayalım Robamızın sağ tarafına ilik yeri açmak istiyorum. Tığıma ipimi taktım. Sık iğnemin olduğu yere geliyorum ve bir tane batıyorum. Tekrar 1 ve 2. 2 tane daha sık iğne yaptıktan sonra zincirimi çekiyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektim. 1 ilerideki bakınız trabzanın olduğu yere gelerek batıyorum ve diğer trabzan arasına geçerek sık iğnemi örmeye devam ediyorum. Her e, trabzana iki tane sık iğnemi örüyorum ve başa kadar ilerliyorum. 2 ve burada yine 1 2 3 zincirlerimi çekiyorum bakınız hemen ileriye batıyorum ve sık iğnemle Tamam diyorum. Ben iki tane düğme kullanmak istedim. İki tane düğmemiz için dışarıya şöyle zincirlerden oluşan iliğimizi açtık. Bir tane zincir çekerek kesiyorum ve ipimi içeriye alıyorum. Hemen karşı tarafa da yine sık iğne ile geçişimizi yapalım ve karşılıklı robalarımızı düzenlemiş olalım bu şekilde. Hemen karşıda da yukarıdan aşağıya doğru inelim. Düz yönden başlayalım. Birisini aşağıdan yukarı çıktık. 1 ve 2. Devam ediyorum. İkişer ikişer tırabzanlarımı batarak sadece robamızı sık iğne ile tığlıyoruz. 1 2. Diğer 1 2. 1 ve 2 sık iğneye batarak şöyle bir tane de zincirimi çekip tamamlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar iki tane de düğmemi diktim roba kısmına e, iki düğmeli olarak kullanmak istedim ve iki tane de iliğimizi açmıştık. Yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Çok güzel çok cici bir yelek oldu. Hepinizin ellerine emeklerine güzel yüreklerine sağlık. Yeni videolarımızda yeni örgülerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.